uzmanı konuğumuz bizimle birlikte olacak. Operatör Doktor Ali Güven Akıncı. Bugün konuşacağımız konu kendisiyle el terleme ameliyatları olacak. Ama merak ediyorum, yani göz cerrahisi denince hani böyle bir ilişkileri mi var? Nasıldır hocam? Şimdi el terlemesinin tabii akciğerle ne ilgisi var gibi bir soru gelir. El terlemesinde aktif asıl işi yapan şey sempatik sinir denilen bir sinir. Vücudun otomatik sinirlerinden biri. Göğüsle ilgisi şu. Göğsün arka duvarında alttan yukarıya doğru incecik bir sinir bloğu olarak yukarı çıkıyor. Yani kökü oradan kaynaklanıyor. El terlemesi de en aktif sinir bu. Ve el terlemesiyle ilgili bir takım cerrahi dışı yöntemler var. Bunlar da sonuç alınamazsa ve hiçbir sebebi yoksa, hormonal falan araştırılıp bir şey çıkmazsa, sebepsiz el terlemesi ise genellikle strese bağlıdır. İnsanların sosyal hayatını çok bozuyorsa, artık tahammül edilmez sınırlara geldiyse, işte o zaman bu ameliyatı öneriyoruz. Peki hocam, bu el terlemesiyle ilgili operasyon nasıl bir operasyondur? İki, en fazla üç tane delik açılıyor. Safra kesesi ameliyatları kapalı yapılır ya, aynı tarzda. Göğüste iki kemiğin arasında giriliyor. Süresi bir saat civarı. O sinir bulunarak ya klipsle bloke ediliyor ya kesiliyor. Ya kesilip bir bölüm çıkarılıyor. Yani ihtiyaca göre işlem yapılıyor. Peki riskli bir operasyon mudur? Doğru şekilde yapıldığı zaman riski ameliyat olarak fazla bir şey yok. Fakat tekrar elin terlemesi oranı olabilir. O da şu, %60-70-80 civarı insana insana ve yapılan ameliyata göre değişiyor. Terleme bitiyor elde. Özellikle elde. Hı hı. Ama bazen de tekrarlayabiliyor. Rekürans olabiliyor. Ameliyat doğru yapıldıysa bu oran %10-20'lerde geziyor. Ama biraz eksik yapıldıysa bu oran artıyor. Çünkü kalınca bir sinir. Tümü kesilemiyor. Bazı yerler atlatılabiliyor, atlanabiliyor. Öyle durumlarda biraz daha az oranda temize çıkıyor. Ama hiçbir şey olmuyor mu? Oluyor tabii. %50-60-70 zaten bir düzelme çok büyük oranda görülüyor da tamamen düzelmesinden bahsediyoruz. Orada biraz aksamalar olabilir. En iyi, en süper yapıyorum diyen de %10-20 civarı bu tarz tama yakın olmayan, biraz geri kalan başarılar olabilir. Ama sonuçta yapılabilir ve çok zor durumda, sosyal hayatı çok sıkıntılı insanların birdenbire gayet rahatlamasını sağlayan bir işlem. Yüz terlemesi için, hemen çünkü o soru gelir. Yüz terlemesi için, ense terlemesi için deniyor. Bunun için bir ameliyat ne yazık ki yok yani. Çünkü orada göz kapağının, gözün sinirlerine de paralel gitmeye başlıyoruz. Tehlikeli olmaya başlıyor. Ayak terlemeleri bahsi geçebilir. O benim dışımda bir konu. Göğüste değil onlar. Batın içerisindeki bir bölge. Fakat o ameliyatta da bir takım komplikasyonlar çok fazla belirgin olduğu için çok tercih edilmiyor. Ama el terlemesi için bu ameliyat çok net bir şekilde uygulanabilir bir ameliyat. Genelde kaçlı yaşlarda tercih ediliyor böyle bir operasyon? Genelde 30 yaş civarında, 30-40 yaş arasında işte belli bir pozisyona gelmiş, müdür yönetici olmuş insanlar, birisi geldiği zaman tokalaşmaktan çekiniyorlar ellerinin terlemesinden dolayı. Çok yani aslında hayat olarak bir şey değişmiyor ama yaşam kalitesi çok ileri derecede etkileniyor. Ve bundan dolayı başvuru yaşları 35-40-45 yaş oluyor. Tabii. Psikolojik olarak da çok önemli. Mesela spikerler vardı, spiker arkadaşlarımız. Sırf bu yüzden elleri terlediği için, oraya konsantre olduğu için söyleyeceği sözü unutur, mesleği bırakanlar dahi olmuştur. Doğru söylüyorsunuz. Tabii yani bir de şöyle bir şey, bunun içinde bir stres mekanizması var. Aklınız ona gittikçe daha çok terliyor. Kısır döngüye giriyorsunuz. Bunu diğer tekniklerle eğer aşılamıyorsa son nokta, artık çaresiziz derseniz o zaman ameliyat. Şimdi göz cerrahisi uzmanı bizimle birlikte olunca tabii ki böyle bir hastanede özellikle şu akciğer kanserine değinmeden geçemeyeceğiz. Çünkü son dönemde ben artık çok sıklıkla duyuyorum. Çevremde neredeyse hemen hemen herkesin ya böyle bir riski var ve müşahede altına alınıyor ya da maalesef ki kansere yakalanmış oluyor. Neden hocam ve niçin bu kadar fazla görülüyor ve nasıl bir şey bu akciğer kanseri? Bir iki üzücü istatistiği vereyim ciddiyeti anlatmak için. Dünyadaki kanserlerin, ölüme sebep olan kanserlerin yaklaşık 1/3 akciğer kanseri. Bu 1/3 olan akciğer kanserinin %85 civarında sebebi sigara. Yani dünyada sigara içimi ortadan kalktığında yaklaşık kanserin, bu sadece akciğer yönü. Larynx kanseri falan gibi başka kanserler var. Onlar da diğer gruba giriyor. Kanserlerin kabaca yarısı sigara içimi ile
bitmesiyle ortadan kalkıyor. Birazcık sigarayı bırakmaktan konuşalım isterseniz. Birazcık da bu programlarda hep söylüyorum ben, mutlaka toplumsal bizim görevlerimiz var ve bunları halka iletmemiz gerekiyor. Şimdi dost tuhane söyleyelim bunları tabii halka. Dolayısıyla merak ediyorum, bu sigara bırakma ünitesi nasıl bir şey? Yani sigara bırakmak gene çok zor değil. Tekrar başlamamak çok zor. Artık ben farkındayım. İşte tam teşekkülü, burası gibi tam teşekkülü hastaneler çok sigarayı bırakmayla ilgili üniteler açmaya başladılar ki çok güzel bir şey bu. Ayrıca sizin gibi bir hastane yapması da çok güzel. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Peki bunu merak ediyorum. Nasıl bıraktırıyorsunuz sigarayı? Ya yöntem şu. Esas olan şu. Sigarayı insan kendisi ister ve bırakır. Yani bir kişi başkasının zoruyla, birinin bastırmasıyla, işte eşinin kolundan tutup getirmesiyle sigara bırakamaz. Kendisi istiyor olacak. Çünkü gecenin birinde bir paket sigaraya uzanmasını engelleyecek kimse yok. Sadece kendini durdurabilir. Kendi gerçekten istiyorsa, tamam diyorsa o zaman bize gelecek. Bizim ona yapacağımız yardım etmek. Artı sigara bırakmak tıbbi bir konu olmak dışında ayrıca biraz da işte sosyal yönü olan bir iş. Tabii. Herkesin bir sebebi var sigara başlamakta ve bırakmakta. Genelde de sağlık sebepleri. Ama öyle bir bağımlılık ki ve öyle psikolojik bağlar kuruyor ki insanla, bunları kırmak zaman alıyor. Yani siz bir kişiye gel sigarayı bırakacaksın, otur bu koltuğa, sana şöyle şöyle bir uygulama yaptık derseniz sigarayı bırakabilir. Yani istekliyse hele çok rahat bırakır. Ama sonra 3 ay sonra diyeceği laf şudur: tamam ben bunu bırakıyorum ama içiyorum da. Demek ki ben buna hükmediyorum. Ne zaman istersen bırakırım, bir tane yakayım. Bir haftada eskiye döner. Kandırma. Bu hep böyle oluyor. Yani hep önümüze gelen şey bu. Hep böyle oluyor. Bunu aşmanın yolu o kişiye belli bir süre bu desteği sürekli vermek. Ne kadar süre mesela? Kabaca bir yıl diyebiliriz. Ama bunu garantiye almak için iki yıl demek daha doğru. Çünkü bazı insanlar daha uzun. 5 yıl olsun, 10 yıl olsun yani bıraksın yeter. İki yıl sigara içmeyen bir insan artık sigaraya başlıyorsa çok büyük bir sebep vardır. Yani özel bir şey olmaz. Bizim buradaki uygulamamızda 3 günlük nasıl uygulamamız bir şey var. Peki? Destek oluyoruz. Temelinde akupunktura benzer bir yöntem. Zaten genelde bütün yöntemler bu temelde. Sigara bırakma kararını verip o gün bırakmış olan kişi 3 gün boyunca bu destek uygulamalarını yapıyoruz. Bir çeşit akupunktur ama iğne falan kullanılmıyor. Bu uygulamalar sonrasında çok rahat geçiriyor dönemi. Zaten ilk 2 gündür beynin sigaraya bağımlılığı. O 2 gün aşıldıktan sonra başka bir sorun kalmıyor. Oradan sonra işte o psikolojik bağları kırma dönemi başlıyor. İşte orada siz arkasında olduğunuzu hissettirirseniz kişiye çok daha kolay oluyor. Bizim de şöyle bir uygulamamız var. Sigarayla Savaşanlar Derneği ile birlikte yapıyoruz bunu. Onların tecrübelerinden faydalanarak zaten bu noktaya getirildi. 2 yıllık bir garanti veriyoruz. Hatta geçen gün bir 3-4 ay önce gelen bir hastam aynı az önce tarif ettiğim şekilde geldi. Tekrar uygulama yaptık. Tekrar bıraktı. Ve bunun gücünü arkasında hissedince her şey daha kolay oluyor. Yani ben bir hata yapsam dahi bir yardım her an hazır. Bunu görünce her şey çok kolay. Şunu merak ediyorum. Başarı şansı ne kadar? Bırakma oranı %90-95 civarı. 95'e yakın. Bayağı iyi. Evet. Başlamama oranı da bu kadar büyük mü? Onu net olarak size söylemem çok zor. Çünkü içmeyip hiç haber alamadığımız çok insan var. İçip başlayıp da utanıp gelmeyen çok insan var. Yani onu size %100 diyemem ama o %95'lik kesimin bir bölümü başlıyor. Ama işte onlar kaybedilmiş olmaması için tekrar bize gelebilirsiniz diye bir onlara opsiyon bırakıyoruz 2 yıl boyunca. Bizim uygulamamızda eğer karşımızdaki kişi de uyumluysa, bunu gerçekten istiyorsa, bu %95'lik oran ne olur? En fazla %90 olur, 85 olur. Çok büyük geriye gitmiyor. Çünkü tamamen kendine kalmış. Başlıyorsa, başlama sıkıntıları oluyorsa bize gelecek, yeniden başlanacak. Yani düşmanımız sigara. Sigara karşı biz saldırıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen kişi bizim yanımızdaysa başarımız %90 civarı olur. Sigaranın yanına geçerse hiçbir şey yapamayız ona. Bunu söylüyorum. Ben sigara içmiyorum. Hep söylüyorum. Zaten sağlık programı sunup da sigara içen var mı bilmiyorum. Hani bu kadar doktoru dinleyip de hala onunla birlikte yaşıyorsanız tabii o zaman belki psikolojik nedenlerin olduğunu varsaymak lazım ama şunu merak ediyorum. Bazen mesela arkadaşlarımdan, eşten, dosttan işte az içiyorum, ben kısalardan içiyorum, mentolü içiyorum gibi şeyler diyor. Yani o içime çekmiyorum da bir başka bahanedir. Acaba bunlar gerçekten bahane mi yoksa gerçeklik payı var mı? Yani bunların Allah korusun ama riski daha azdır diyebilir miyiz? Yok, hepsi kaçış. Bu light olan sigaraların normal sigaralardan hiçbir farkı olmadığı bilimsel olarak ispatlandı 5-10 yıllık bir çalışmayla. Diğer işte içinde mentol olanlar,
kan dolaşımını arttırıp emilimi arttırıyor. İşte başka hafif sigara ne olabilir? Hı-hı. İnce olanların içinde eğer tütün miktarı az ise, hı-hı, o bir artı olabilir. Tütün miktarı az ise. Hı-hı. Ama bunun içinde ne kadarın tütün, ne kadarın başka bir madde karışımı oldu, biz bilemiyoruz. Onu üretenler biliyor. Yani çok yoğun tütünü incecik koyarsa hiçbir şey değişmez. Onu da bilemiyoruz. He, anladım. Ama diğer, çünkü mutlaka tütünde yaprak da var, başka bazı katkılar var, şunlar bunlar var. Standart tütünde atıyorum bilmediğim bir şey, %50 tütün var varsaysak, ince olan da %80 ise bir şey fark etmez. Bunu da bilemeyiz. %50 ise de aynı. Yani %30 yani, olsa çok içtiğiniz zaman da eşitleniyor zaten. Bir de şu var, sigara içme zaman içerisinde, yıllar içerisinde gittikçe yavaş 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 artan bir şey zaten. Hiç kimse 5 sigarada kalmıyor. Tabii doğru. Mutlaka bir pakete geliyor. İnatla devam ederse 1,5-2 pakete çıkıyor. Bir de bir yani, bahaneye bakıyor. Bugün canım sıkkın, bugün canım çok iyi şekil. Bu bağımlılığın temelinde var. Çünkü bütün bağımlılıklar bir üste çıkarır sizi. Hep olan dozun bir üstüne çıkmanızı ister. Çünkü aldığı doz bir süre sonra yetmeyecek. Biraz daha, biraz daha, küçük küçük, küçük küçük. Artı psikolojik bağlar. Mesela, yani girdiklerine girelim. Sigarayla çayın bağı. Çok büyük bir bağdır. Önüne bir çay gelen bir insan bir sigara içer. Normalde günde bir paket sigara içen insan 20 tane sigara içer. Gece uyuduğumuz 8 saate düşersek yaklaşık 40-50 dakikada bir sigara içiyor anlamına gelir. Yani içtiği bir sigara 40-50 dakika onun kan değerlerini koruyor demektir. Çayınız gelir, bir tane içersiniz. 10 dakika sonra bir çay gelir, iyi gider deyip bir tane daha içersiniz. İşte bu overdose. Gittikçe yukarı doz attırırsınız. Evet. Bir süre sonra o 50 dakika 30 dakika iner. Sizin de bir sigara, bir paketiniz 1,5 paketi çıkar. Ve maalesef bu akış hep böyle gider yukarı doğru. Peki akciğer kanserinde benim duyduğum işte balgam mesela, kanlı kusma oluyor, öksürük çok fazla. Bunlar acaba olduktan sonra hani biz belirtiyi anladığımızda geç mi kalmış oluyoruz? Evre ilerlemiş mi oluyor? Akciğer dokusundan hava yollarına doğru bir hareketi başlamıştır. Daha doğrusu bu akciğer dokusu demeyelim. Akciğerin havalanma kanalları ile ilgili bir tümör bu. İç tarafa doğru geçmiştir. Bazen şans eseri bu kanlı balgam, balgam bulguları çok erken uyarı verebilir. Bazen başımıza geldi birçok kere. Ameliyat için 50 yaşlarda prostat ameliyatı için film çekilirken bu ne deyip çok erken yakalanan vakalar oluyor. Ama bunun bir yolu yordamı var mı? Yani meme kanserinde işte memeni muayene edelim, mamografi çekelim, ultrason yapalım gibi şunu yaparsak şu şekilde yakalarız deniyor. Böyle bir kriter yok. Ne yazık ki yok. Olsa yani kanser ölümlerini 1/3 oranında azaltabiliriz ama ne yazık ki yok. Aslında müjdeli bir haber de verdik belki de bu dakikalarda. Sigarayı bırakabileceğinizin müjdesini verdik buradan da. Hocam son olarak bunu bir anlatalım isterseniz bir cümleyle. Yani sigara ile ilgili içmeyenlerin haklarını koruyan bir yasa çıktı biliyorsunuz geçen sene. Temmuz ayında. Ve bu senenin Temmuz ayında tüm Türkiye'de kayıtsız şartsız uygulanacak. Hı-hı. Şu anda işte belli yerlerde içilebilirliği var. 19 Mayıs'ta başladı bu uygulama. Bir yıl önceki 19 Mayıs'ta başladı. Şimdi Temmuz'da da tamamen 1,5 yıl sürecek olacak, uygulanacak. Bu çok 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 büyük bir olay. Bu küçük, hafife alınacak bir şey değil. Çok ciddi bir olay. Ve bundan dolayı insanların sigara bırakma eğilimleri arttı. İstekleri arttı. Tabii. Aynı kanunda sigara bırakma merkezleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı. Ve SSK artık bunun adı kaldı. Var mı? Çok özür dilerim. Yok. Şimdi bu hastane herkes çünkü geçiyor şey. SSK ve emekli sandığı ben biliyorum zaten ama maalesef böyle bir şey yok. Size aslında SSK bunu karşılasa kendisi adına çok daha karlı bir şey yapmış olur. Akciğer kanseri olduktan sonra kemoterapiyi karşılamak nasıl zor onlar için. Fakat burada olay biraz da şeye bakıyor. Kişinin isteğine bakıyor. Yani subjektif kriterler olduğu için kimin kimi karşılayacak? Adını koymak çok zor. O yönden SSK da haklı. Artı şu da var. Sigara bırakmayla ilgili alınan ücretler genellikle 2 bilemediniz 3 aylık sigara fiyatları oluyor. Orası öyle aslında, tabii. Çok karlı sigara bırakmak parasal olarak. Tabii. Onun için onun zaten hiçbir hastamız maddi yönünü sormuyor bile. Yani hiç oralar onlar en kolayı. O aşılıyor. Önemli olan kararı verip gelebilmek. Onu yapınca gerisi kolay. Çok teşekkür ediyorum. Avrasya Hospital'daydık bugün. Aslında bırakmayı da konuştuk sigarayı. Sigaranın yaptığı etkileri de konuştuk. El terlemesi operasyonlarını konuştuk. Operatör Doktor Ali Güven Akıncı bizimle birlikteydi. Avrasya Hospital'dan ayrılırken bakın hangi konuğumuza sizlere merhaba diyoruz.